Evet arkadaşlar herkese yeniden selamlar bir başka futbol manager 2022 videosuyla yine sizlerle birlikteyim bu videoda geçtiğimiz günlerde Twitter'dan bir tweet attım sizden gelenler serisini yine devam ettirmek istediğimi söyledim ve sağ olun çok güzel yorumlar aldım çok fazla oyuncu önerisi aldım o oyunculardan seçtiğim 10 tanesini sizlerle birlikte yorumlamaya çalışacağım. Video detaylarına sonra geçeceğim. Geçmeden evvel her zaman olduğu gibi hatırlatmak istedim. Eğer video hoşunuza giderse aşağıdan beğen tuşuna basarak destek olmayı ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim ve hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Evet dostlar video yeniden hoş geldiniz. 6 Temmuz 2021 oyuncuları gözlemlediğim için biraz ilerideyiz. Oyuncumuz Kelvin oyuncuyu öneren isim ise Football Manager dünyasının videolarının duayen isimlerinden olan Taner abi. Taner Işık. Taner Işık'ın kanalı da abone değilseniz abone olarak bildirimlerini açarsanız yeni videolarından anında haberdar olursunuz diyelim ve oyuncumuzu incelemeye başladım. Şimdi benim aldığım notlar var tabi oyuncularla ilgili. E, Kelvin gördüğünüz üzere sağ bek oyuncusu 20 yaşında. Atletico Paranense takımında forma giyiyor. 11 ila 13,5 milyon euro arasında değişen güncel piyasa değeri var. 500 bin euroya yakında maaş alıyor. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 129 yetenek puanıyla geliyor. 143'e kadar ulaşması bekleniyor. Uyum özelliği harika seviyelerde. Yine benim almış olduğum notlara baktığımda oyuncunun sinirli bir oyuncu olduğu ve sakatlanma eğiliminin fazla olduğu söylenmiş bana. 14 sakatlanma eğilimi görüyorsunuz arkadaşlar. Artılarında ise hızlanması gayet iyi denilmiş 15 seviyesinde ve uyumlu bir oyuncu gelişmesi bekleniyor tam potansiyeline ulaşması da muhtemel zaten burada oyuncunun raporuna baktığınızda da burada benim anlattığım şeyleri birebir görebiliyorsunuz ben onların özetini sizlere çıkartmaya çalıştım tabi oyuncuyu transfer etmek istersek ne isterler bizden maaşının tahmini söylenebiliyor piyasa değeri 11 ile 13.5 milyon euro arasında tabi bunun daha bir %20 üstünü isterler bence yani toplamda 15 5-16 milyon euro civarına bitebilir. Tabi Taner abi daha iyi bilir. oyuncu yönerdiğine göre bizlere e, nasıl bir para istiyor yorum olarak belirt abi sen de diyelim. Ve ikinci oyuncumuza geçelim arkadaşlar. İkinci sırada Thomas Esteves var. E, oyuncu yine sabek oyuncusu ve Portekizli. 19 yaşında Porto altyapısında forma giyiyor. 140 ila 1.4 milyon euro arasında bir değeri var. 235 bin euro yıllık maaş almakta. Oyuncu 19 yaşında Portekizli oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 110 yetenek puanıyla geliyor. 132'ye kadar ulaşması bekleniyor. Oyuncunun potansiyeli çok da öyle yüksek değil. Ama Süper Lig seviyesindeki takımlar için bayağı iş yapabilecek seviyede olduğunu düşünüyorum ben arkadaşlar. Oyuncunun şöyle eksilerine bakacak olursak uyumsuz bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz. Yani uyumsuz derken zaten uyum özelliğinde 8 olarak gelmesi bizlere bunun kanıtlar nitelikte. Oyuncu yeni bir arkadaş grubuna kolayca adapte olamıyormuş. Çok fazla kariyerinde maç oynamamış 19 yaşında bir oyuncudan da ne kadar maç beklenebilir tabi bu da bir soru işareti ve istikrarsız bir oyuncuymuş süreklilik özelliğinin düşük olduğuna delalet o da 9 olarak belirleniyor önemli maçlardaki formu da yine 9 olarak belirlenmiş bu oyuncunun hiç e, artısı yok mu bu arada arkadaşlar hiç artısı yok mu tabi artısı var hızlı oyuncu olabilir gözüküyor bizde hızlı bir oyuncu özelliği var birden fazla mevkisi var sağ açık ve ee, sağ ön sağ ön kanat bek olarak da oynayabilir adı gelmedi aklıma. devşiriseniz devşirirseniz de o, ofansif orta sahaya da devşirilebilecek bir oyuncu. Tabi iki yönlü bek için karar alma özelliğinin düşük olduğunu söylersem yanılmış olmayacağım. Oyuncuyu bize Barış isimli arkadaşımız yollamış. Ona da çok teşekkür edelim ve üçüncü oyuncumuza geçelim dostlar. Sıradaki oyuncumuz Fredrik Aursnes. Ee, Feyenoordlu oyuncu 25 yaşında Norveç e, ee, vatandaşı kendisi 375 bin euro ile 7 milyon euro arasında değişen bir değeri var. Orta sahanın ortası ön libero ve 10 numara mevkilerinde forma giyebiliyormuş Aursnes. Oyuncunun e, özelliklerine bakmak istiyorum ben sizlerle bir de. Oyuncunun gizli özelliklerine bakalım. 133 yetenek puanında 138'e kadar ulaşması bekleniyormuş. Uyum özelliğinin iyi olduğunu görüyoruz. Tartışma özelliği düşük. Sakatlanma eğilimi de düşük. Çok yönlülük güzel. Önemli maçlardaki formu ve süreklilik özelliği de iyi gibi duruyor. Oyuncunun en büyük problemlerinden bir tanesi zaten gözlemci notlarında da görebilecek olduğunuz gibi oyuncunun temsilcisi biraz aç gözlüymüş ve bayağı bir para isteyebilir diyor. Sinirli bir oyuncu olduğu söylenilmiş. Uyum özelliğine bakmak istiyorum bununla birlikte. Uyum özelliği 12 olarak belirlenmiş ama bir arkadaş grubuna çok kolayca adapte olabilecek bir oyuncu değil gibi duruyor Aursnes. Ondan dolayı da oyuncuyu alırken bunları iki kere düşünmenizi gerektiğini düşünüyorum ben açıkçası. Oyuncunun dayanıklılık özelliği çok iyi olduğu için taş gibi bir oyuncu diyebiliriz. Yani vurdu mu yıkılmıyor. Ayrıca e, temsilcisi gibi o da parayı seven bir oyuncu. Biraz maaş beklentisi yüksek seviyelerde ama zihinsel özellikleri harika seviyelerde arkadaşlar. Yani bu zihinselde bir oyuncu e, 4 milyon 3 milyon euro gibi paraları alınabiliyorsa gerçekten önemli bir Norveç maçı da milli maç tecrübesi de. Söz konusu oyuncuyu bize ulan oflu isimli arkadaşımız yollamış. Her zaman bizi Twitter'da takip ediyor. Favlarını da eksik etmiyor bize. Teşekkür ederiz. Attığımız gibi favlar geliyor. Ondan dolayı da oyuncuyu gönderdiği için de Twitter'daki destekleri için de teşekkür edelim ve dördüncü oyuncumuza geçelim. Dördüncü oyuncu Denzo Cassius arkadaşlar. Hollandalı bir oyuncu. 18 yaşında. Utrecht takımından Volendam takımında kiralık olarak oynuyor. 4.6 ile 8.4 milyon euro arasında değişen bir değeri söz konusu yine sabek oyuncusu. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 104 yetenek puanı ve 138'e kadar ulaşması bekleniyor. Uyum özelliğinin harika seviyelerde olduğunu görüntülüyorum. Önemli maçlardaki formu düşük. 11 olarak da sürekli özelliği belirlenmiş oyuncunun. Feyenoord alt çıktığını da belirtmek isterim. Eksilerine baktığımızda oyuncunun ilk kontrol özelliğinin çok kötü olduğunu, sakatla meyilli bir oyuncu olduğunu, sakatlık, sakatlanma eğilimi 14 olarak belirlenmiş ve temsilcisinin çok fazla para isteyebileceğini bizlere söylüyorlar. Dil öğrenmesi gerekiyor. Sakatla meyilli bunlar zaten yeterli. Oyuncunun artıları ise artılarına bakacak olursak oyuncunun uyumu iyi demişiz. Takıma uyum sağlayabilir. Vücut zindeliğinin iyi olduğunu, en iyi özelliğinin hatta vücut zindeliği olduğunu birkaç mevkide oynayabilir. Sağ açık, sağ kanat bek ve sağ orta sağda oynayabilir. Forma şansı bulursa. Hızlı sayılır. 14-15 aslında hızlı sayılır değil. Hızlı bir oyuncu diyebiliriz. Enso Karius için arkadaşlar şu an için 18 yaşında olmasına bakmayın. Oyuncu gelişebilir. Geliştiği zaman da Türkiye Süper Ligindeki takımlar için ortalama bir sağ bek profiline Devşirebilir. Oyuncuyu bize gönderen arkadaşımız Seko Soccer isimli kullanıcı adına sahip arkadaşımız. Ona da teşekkür edelim. Oyuncunun detaylarını son kez göstereyim. Gizli özelliklerini vesairelerini. Oyuncuyu transfer edebilmek için vermemiz gereken bir para var mı? Ona bakmak istiyorum. Öyle bir durum yok takımda. Şu anda belirlenmemiş değerinin Ortalamasında bir transfer bedeliyle oyuncuyu gelecek potansiyelinin parasını öderek transfer edebiliriz diye düşünüyorum ve sıradaki oyuncumuza geçiyorum. Esasında bu isteği görünce biraz e, duygulanmadım değil FM 2019'da çok ucuzlu paraları aldığımız Dejan Jovelic 900 bin euroya alıp dünya paralara sattığımız oyuncu Dejan için isteği gelmiş Immortal Fener isimli arkadaşımız bize bu oyuncuyu göndermiş. LA Galaxy takımında oynuyor. Sırp, 21 yaşında Yeş, 17 yaşındaydı tabii FM19 zamanlarında. Şu an için LA Galaxy takımında forma giyiyor. 14 ila 20 milyon euro arasında değişen bir değeri var. 515 bin euro yıllık maaş almakta oyuncu. Oyuncunun profiline baktığımızda en önemli özelliği topsuz alan yani fırsatçı golcü için biçilmiş kaftan olduğunu görüntülüyorsunuz arkadaşlar sizlerde Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 120 yetenek, 122 yetenek puanı 138'e kadar ulaşması bekleniyor. Oyuncunun uyumu iyi, aidiyet duygusu düşük, çok kolay takım değiştirebilir buradan dolayı. Önemli maçlardaki formu 15 seviyesinde çok yönlülük özelliği 8 ve sürekli özelliği 12 olarak belirlenmiş. Tabii ben neler demişim eksikleri orta yapma denilmiş gözlemcilik raporunda ama orta yapmaya da işi yok arkadaşlar. Yani kanat oyuncusuna devşirirseniz belki o zaman orta yapmayı önemseyebilirsiniz ama şu anda Dejan Yovel için orta ile işi yok arkadaşlar. Yani e eğer onu fırsatçı golcü oynatacaksanız hiç işi yok hem de Oyuncunun artıları nelermiş? Topsuz olan bir kere çok önemli. Ee, onunla birlikte çok hırslı bir oyuncu olduğu söyleniyor ve hava toplarında gayet iyi. Zıplaması biraz daha gelişirse gayet iyi olacak. Kafa vuruşu 14 seviyelerinde ve uyumlu bir oyuncu dayanıyor. Yani aldığınızda sizde sıkıntı çıkarmayacaktır. ve piyasa değeri 13.75 ile 20 milyon euro arasında değişiyor. Tahmini maaşı yok. Kiralanmaya uygun bir oyuncu Dejan kira kiralarsanız da bağış de çok fazla değil 515 bin euro gibi bir bedelle oyuncuyu kiralarsanız ve takımınızda bir sezon verim alabilirsiniz. Satın almanız biraz zor Türkiye Ligi seviyesindeki takımlarla diyelim ve hemen 6. oyuncumuza geçelim. Sıradaki oyuncumuz Julian Alvarez arkadaşlar. Onur Yalçın isimli kullanıcı göndermiş bize teşekkür edelim ona. Julian Alvarez Little Plate forması giyiyor ve 21 yaşında Arjantinli oyuncu. 2 milli maç tecrübesi de var. 4.8 ile 6 milyon euro arasında değişen piyasa değeri var. 349 bin euro yıllık maaş almakta. Oyuncunun gizli özelliklerine bakacak olursak 137 ile 137 yetenek puanında 157 157'ye kadar ulaşması bekleniyor. Uyum özelliğinin düşük olması üzücü olmuş. Aidiyet duygusu ortalama seviyelerde oyuncunun e, sürekli özelliği 13. Önemli maçlardaki forma 14. Bu çok önemli bir nokta. Kariyerinde River Plate'den başka forma giymemiş oyuncu. Eksilerine bakacak olursak gözlemcilik notlarında e, başka ülkede forma giymesi zor. Kafa topları ve hava toplarında sıkıntı yaşayabilir gözüküyor oyuncu. Yani bakın hava toplarında daha etkili olması için antrenman yapılması gerekiyor. Kafa toplarını geliştirmesi gerekiyor. Artılarına baktığımızda mükemmellikçi bir olduğu söyleniyor. Kendini çok güzel geliştirecektir. Kariyerindeki toplam gol 12 olması neden artı olmuş onu da anlamadım. Beklenmedik hareketler yapması önemli. Özel yetenek özelliğine dem vuruyor burada 17 ile. Bakın zaten özel yeteneği de 17 olarak belirlenmiş. İyi bir dengesi varmış. Birden fazla mevkide oynuyor bu oyuncu belli sözler verildiği takdirde kulübe transfer olmaya sıcak bakabilir. Bu da nedir belirli sözler tabii ki maaşına belirgin bir zam yapılması. Yani burada 349 oluyor. Sizden 3 milyon falan isteyecek Julian Alvarez diyebilirim ve iyi bir oyuncu gerçekten. Aldığınız takdirde para kazandırır. Ekmek var derler ya e, Gerçekten bu oyuncuda ekmek var arkadaşlar. Bakarsanız para kazanırsınız diyelim ve 7. oyuncumuz doğru mu 7. oyuncumuzla devam edelim. Sıradaki oyuncumuz bir stoper oyuncusu Igor Dvivf. Kendisi Rus 10, 21 yaşında CSK Moskova ile sözleşmesi var oyuncunun 11.5 milyon euroluk bir bedeli var oyuncu transfer listesinde mi bu arada piyasa değer 11.5 olarak gözüküyor sadece enteresan bir durum e, yetenek puanlarına bakacak olursak 127 ile 158 arasında değişiyor 127 yetenek puanıyla başlıyor 158'e kadar ulaşması bekleniyor uyum özelliği biraz düşük olarak belirlenmiş onunla birlikte tartışma özelliği düşük bir stopere göre e, sürekli özelliği 14 ve önemli maçlardaki formu da 14 olarak belirlenmiş oyuncunun aidiyet duygusu düşük. Oyuncunun zihinsel özellikleri iyi seviyelerde liderlik özelliğinin düşük olması stoper için bence iyi bir şey değil. Özel yeteneği düşük. Zaten notlarımızın arasında da teknik olarak çok kötü bir oyuncu olduğu söylenmiş. Böyle bir dandun stoper diye tabir ettiğimiz oyunculardan bir tanesi olabilir Igor Diviev. Benim tahminim o yönde. Fiziksel olarak iyi seviyelerde vücut zindeliği çok çok iyi. Profesyonel bir oyuncu olduğu söylenmiş. Profesyonel oyuncu ne demek? Profesyonellik özelliği oyuncunun iyi ise oyuncu kararlılıkla doğru orantılı olarak çok fazla gelişebiliyor. Tam potansiyeline bu kadar kolay ulaşabiliyor diyebilirim. İstikrarlı bir oyuncu zaten önemli maçlardaki ve sürekli özelliğini de sizlerle paylaşmıştım. Gözlemci notlarına baktığımızda 11.25 milyon euroluk bir değeri var ve transfere yaklaşımı son derece tereddütlü. Tabii ben bu oyunda Fenerbahçe'yi kullanıyorum transferlere bakabilmek adına. Yani transfere olumsuz bakmasının sebebi Atilla Zalay Kim Min, J ve Luis Gustavo gibi stoperde oynayabilecek oyuncuların olmasından dolayı da olabilir. Yoksa diğer birini seçenek Avrupa'ya gitmek istiyor olmasından dolayı da olabilir diyelim. Bize bu oyuncuyu Serkan Dönmez yollamış. Serkan Dönmez'e teşekkür edelim ve 8. oyuncuyla devam edelim. Sıradaki oyuncumuz Nico Williams arkadaşlar. 18 yaşında İspanyol oyuncu Atletico Bilbao ile sözleşmesi var. 27 ile 39 milyon euro arasında değişen piyasa değeri var. Sağ açık oyuncusu sola çıktı ve Santrafor'da da zaman zaman forma giyebilir. Ama asıl mevkisi sağ açık. En önemli özelliği baktığımızda kararlılık olarak gözüküyor. Gelişmesini istemişler oyuncunun belli ki. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda zaten Wonder Kit listelerinde olan bir isim Nico Williams. 120 yetenek puanıyla geliyor. 169'a kadar ulaşması bekleniyor. Uyum özelliği ortalama seviyelerde. Oyuncunun aşağıya indiğimizde sürekli özelliği 12 seviyelerinde ve önemli maçlardaki formu 16. Yani maçlarda kendini göstermek hoşuna gidiyor oyuncunun diyebilirim. Eksileri fiziksel olarak gelişmeli diyor. Güç ve dayanıklılık olarak gelişmesi gerekiyor. Önemli önemli olarak güç kondisyon zaten yazılmış burada notlarımızın arasına almış dribling özelliği çok çok iyi seviyelerde 18 yaşında bir oyuncuya göre onunla birlikte ne yazmışız? Birkaç mevkide istikrarlı bir şekilde forma giyebiliyor. İstikrarlı demişiz ayrıyetten de. Oyuncunun sürekli özelliği ve önemli maçlardaki formu gayet iyi seviyelerde diyebiliriz. Oyuncu transfer edemeyiz. Transfer etmek mümkün değil. Chelsea, Barcelona, Paris Saint Germain gibi takımlarda oynuyorsanız oyuncu transfer edebilirsiniz. Şu anda öyle bir durumda söz konusu olmayacağı için oyuncu transfer edebilmek pek mümkün değil. Maaş beklentisi çok yüksek değil. Kiralayabilirsiniz. Kiralarsanız size olumlu işler yaptırır. 418 bin euroya Nico Williams diyelim ve devam edelim. Ha bu arada Nico Williams'ı bize Kondri'nin isimli arkadaşımız yollamış. Çok teşekkür edelim ona ve devam ediyorum 9. oyuncuyla. Sıradaki oyuncumuz Nicolas Sri. Daha önce de önermiş bir önermiş olduğumuz oyunculardan birisi. Tokyo takımında forma giyiyor ve 17 yaşında Uruguaylı 700 ila 4.7 milyon euro arasında değişen istenen bir bonservis bedeli söz konusu santrafor oyuncusunun oyuncu çok genç onu söylemek istiyorum ilk öncelikle ve e, Uruguaylı bir oyuncu olduğunda da belirtmiştik zaten. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 107 yetenek puanı 149'a kadar ulaşması bekleniyor. Oyuncunun bazı özelliklerine tabi böyle random girmişler sanırım. sürekli özelliği 17 ve önemli başlardaki formu 12 seviyelerinde. Oyuncu editörden kontrol etmek lazım bazı özellikleri random olabilir Arkadaşlar oyuncunun en sıkıntılı özelliklerinden bir tanesi bakıyorum nelermiş artılarında şöyle de gelelim sizlerle birlikte yanlış bir şeyler yazmayalım kararlı özelliğin iyi olmamasından bazı durumlarda isteneni veremiyor diyor. Kararlılık özelliği 6. Evet arkadaşlar yani burada ne olabilir? Oyuncu kararlılık seviyesi düşük olduğu için gelişimi sekteye muhakkak uğrayacaktır. Kararlılık özelliği oyuncuların gelişmesinde çok çok önemli nokta arz ediyor arkadaşlar. Yurt dışına çıkarken uyum problemi yaşayabilir deniyor uyum özelliğinin de 7 olduğunu zaten burada görüntülüyorsunuz ve sinirli agresif bir oyuncu olduğu söyleniyor agresif değil aslında sinirli bir oyuncu olduğu söyleniyor zaman zaman sinirlerine hakim olamıyormuş iyi özelliği yok mu tabii iyi özellikleri de var istikrarlılık önemli bir özellikmiş arkadaşlar dengeli bir oyuncuymuş hızlı bir oyuncu sayılırmış hızlanma özelliği sayesinde oyun zekası da fena değilmiş arkadaşlar. Peki şöyle gözlemci notlarına baktığımızda piyasa değeri 4.7 milyon euro kiralanmasıyla ilgili de bilgi yok şu anda çok genç bir oyuncu olduğundan dolayı oyuncunun biraz sıkıntıları olabilir. Oyuncuyu almak istediğinizde de problem yaratabilirler. Zaten e, Türkiye takımında Uruguay 1. liginden bir takım, Uruguay'dan altyapıdan çıkan bir oyuncu olduğu için önümüzdeki senelerden itibaren farklı yerlerde görebiliriz Nikola Seri bize bu oyuncuyu öneren isim. Ali Emre isimli arkadaşımız. Teşekkür ederim ve son oyuncumuza geçelim dostlar. Son oyuncumuz Patson Daka arkadaşlar. 22 yaşında Zambiyalı oyuncu Leicester City forması giyiyor. 30 ila 45 milyon euro arasında değişen bir bonservis bedeline sahip. Santrafor oyuncusu agresiflik hariç zihinsel özellikleri çok çok iyi seviyelerde. Fiziksel olarak da bir o kadar iyi seviyelerde arkadaşlar. Oyuncunun gizli özelliklerine baktığımızda 139 yetenek puanı 155'e kadar ulaşması bekleniyor. Önemli durumlarından bir tanesi profesyonellik özelliği olarak gözükmüş. Oyuncu Oyuncunun daha doğrusu kararsız bir oyuncuymuş yani kararsız derken şöyle gözlemci notlarından size göstereyim arkadaşlar bir arkadaş grubuna katılma konusunda kararsız yani oyuncu temsilcisi de bu arada fazla komisyon isteyebilmiş aç bir oyuncuymuş tabi normal Afrika ülkesinden geliyor parayı sevmeleri normal arkadaşlar arkadaşlar Artılarına baktığımızda hızlı bir oyuncu olarak gözüküyor. Çok hızlı bir oyuncu gözüküyor. Hızlı, hızlı sayesinde rakiplerini koşularda geride bırakıyor. Kararlı denilebilecek bir karaktere sahip istikrarlı bir oyuncu diyebiliriz. Pat son için oyuncu transfer etmek mümkün değil. Kiralamak da mümkün değil. Çünkü Leicester City ona forma şansı veriyor. Salzburg'dan aldılar. Geçen sezonu Salzburg'da harika işler yaparak tamamlamıştı. Bu sene Leicester City kendisine 27 milyon euro verdi ve Pat son transfer etti. Oyuncuyu bize gönderen arkadaş Koray isimli bir e, Twitter'dan kullanıcı arkadaşımız. Teşekkür edelim ve sizden gelenlerin ilk bölümünün sonuna gelelim. E, yer veremediğim arkadaşlar lütfen kusura bakmasınlar. Çok fazla oyuncu alternatifi vardı en iyilerini seçmeye çalıştım. Hepsi çok iyiydi ama en işimize yarayacak en güzel profillere sahip olanları seçmeye çalıştım. Daha ilginç profiller vardı. Onlar için daha ligleri genişletmem lazım. İkinci versiyonu yakın zamanda gelecek. Onun için yine tweet atacağım. Takipte kalmayı ihmal etmeyin. Ayrıca videoyu beğendiyseniz de beğen tuşuna basarak destek olmayı. Ayrıca abone değilseniz de abone olarak bildirimleri açarsanız sevinirim diyelim. Bir başka futbol dili ve edebiyatı videosunda görüşene dek şimdilik kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.